Herkese selamlar. Bugün itibariyle DGS'ye önümüzde tam 57 günlük bir zaman dilimi kaldı. Bu serilerimizde öğrencilerimizden sık gelen soruları sizler için cevaplandırıyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar bu tarih itibariyle DGS öğrencilerimiz tarafından en çok sorulan soru ''Hocam DGS önümüzde 2 ay kaldı, bu süre zarfında sınavı kazanabilir miyim?'' sorusu olarak karşımıza geliyor. Ben de bu soruyu sizlere şu şekilde cevaplandırayım. DGS sınav formatı üzerinde 10 yılı aşkın bir şekilde hizmet sağlayıcılığı gerçekleştiriyoruz ve öğrencilerimize kurumsal, profesyonel hizmetler sunuyoruz. Bu tarihe kadar 100 binden fazla DGS öğrencimize hizmet sunduk. Dolayısıyla süreç içerisinde sizlere şunu söyleyebilme yetkinliğine sahibim. DGS'ye hazırlık gerçekleştiren öğrenciler içerisinde sadece son bir ayda dahi sınava hazırlık gerçekleştirerek sınavı kazanan öğrencilerimiz bulunuyor. Ve burada kazanan öğrencilerimizin tercih ettiği bölümler, kamu yönetimi, işletme gibi daha geri sıralamalarda DGS ile alım gerçekleştiren bölümler ya da üniversiteler değil. DGS'de karşımıza gelen Hukuk fakülteleri, iyi üniversitelerde mühendislik programları gibi en nitelikli bölümleri ve en nitelikli üniversiteleri bir aylık bir hazırlık gerçekleştirerek dahi kazanan öğrencilerimiz bulunabiliyor. Ama buradaki öğrencilerin hepsinin istisnasız bir ortak geçmişi var ki hepsi iyi bir eğitim kariyerine sahipler daha önceki tarihlerde girmiş olduğu üniversite sınavları içerisinde 50 binden daha düşük sıralamalara sahipler. Yani daha önce tıp fakültesi mezunu olmuş, hukuk fakültesi mezunu olmuş, eczacılık ya da iyi üniversitelerden mühendislik programlarını bitirmişler. Bir dönem içerisinde ön lisans bir bölümden mezun olarak DGS'ye girip daha sonra farklı bir bölüm üzerinden eğitim alma kariyerini seçen öğrencilerimizi oluşturuyor. Yani sizler DGS'de bir aylık bir süreçte başarılı olacağım, istediğim bölümü ya da üniversiteye kazanacağım diyorsanız iyi bir eğitim geçmişine sahip olmanız gerekiyor. Gelelim sorunuza. Hocam peki ben sıfır bir öğrenciyim. Herhangi bir bilgi birikimine sahip değilim. 2 aylık bir süre zarfında bu sınavı kazanabilir miyim diye soruyorsanız DGS'de karşımıza gelen müfredatı incelediğimizde Türkçe, sözel mantık, matematik bölümünde cebir, problemler, sayısal mantık ve geometri bölümlerini incelediğimizde buradaki konuların tamamı 3 aylık bir zaman zarfı içerisinde bitebiliyor. Dolayısıyla önümüzde kalan 2 aylık süreyi değerlendirdiğimizde sizler eğer geometriyi ders çalışma müfredatından çıkarırsanız matematikte, cebirde, problemlerde, sayısal mantıkta, Türkçe bölümünde ise paragraf stilindeki sorularda ve sözel mantıkta uzmanlaşabileceğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani 2 aylık bir süre zarfında sadece geometri bölümünü elediğiniz takdirde tüm konuları bitirebileceğiniz bir çalışma ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla önünüzde kalan 2 aylık bir sürede adanmış bir zihinle birlikte sınavı kazanmayacağınız bir durumla karşılaşmanız imkansız hale gelecektir. Burada önemli olan disiplinli bir şekilde önünüzde kalan 60 günlük süreyi geçirmenizdir. Ve duygusal olarak da strese kapılmadan hedefinize odaklanarak gerçekleştireceğiniz çalışmalarla birlikte emin olun hayalinizdeki üniversite ya da bölümü kazanabilme imkanına sahip olacaksınız. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet önümüzde kalan 2 aylık sürede DGS'yi kazanabilirsiniz. Geçelim öğrencilerimizden gelen 2 İkinci soruya hocam önümüzde kaldı 2 ay biz nasıl bir hazırlık gerçekleştirmeliyiz DGS'ye hazırlanmak adına? Burada sevgili arkadaşlar eğer sizlerin ders çalışma süreçleri içerisindeki konu anlatım bölümleriniz bittiyse kesinlikle deneme çözdüğünüz süreçlerle ilerlemeniz gerekmekte. Deneme çözerken de amacımız bardağın dolu tarafını görmek değil bardağın boş tarafını görmek olmalıdır. Siz eğer bir DGS denemesi çözdüğünüzde 100 soruda 90 net yapıyorum hocam mükemmelim bu sınavı kazandım yaklaşımıyla hareket ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Hocam 100 soru çözdüm, 50 tane soru işaretledim, 50 de 50 yaptım, iyi gidiyorum. Yaklaşımını benimsiyorsanız bu süreçte hata yapıyorsunuz anlamına gelecektir. Neden? Deneme dediğimiz sistem aslında tamamen kendinizi denemek üzerine kuruldur. Bunu şöyle düşünün. Hasta oldunuz, doktora gittiniz. Doktoru deneme olarak düşünün arkadaşlar. İyileşmeniz için sizlere ilaç yazıyor. Oradaki ilaç da deneme sonrasında gerçekleştirmeniz gereken çalışma olarak düşünün. Siz eğer doktora gittikten sonra ilacı almazsanız iyileşemezsiniz. Denemeyi çözdükten sonra da boş ya da yanlış konularınıza, yani bardağın boş tarafına odaklanmazsanız netlerinizde herhangi bir artış durumu ortaya çıkmayacaktır. Sizler denemeyi çözdükten sonra sürekli olarak üslü sayılarda problem yaşıyorsanız ya boş kalıyorsa ya da yanlış kalıyorsa Köklü sayıları çözüyorsun, iki denemede yapıyorsun, üçüncü denemede yapamıyorsun. Burada demek ki bir sorun var yaklaşımını kabul etmeniz ve kendinizle objektif bir şekilde yüzleşmeniz gerekiyor. Kendinizle yüzleşmezseniz sınav süreçlerinden başarılı bir şekilde çıkamazsınız. Hatalarınızı kabul edip hatalarınızı giderebilmek adına hareket etmek zorundasınız. Dolayısıyla denemelerinizi çözdükten sonra boş ya da yanlış kalan konularınız içerisinde gerekirse konu anlatımı çalışmaları, gerekirse soru tekrarı çalışmaları ile birlikte deneme çalışmalarınıza bağlı olan ders çalışma süreçlerinizi muhakkak yürütmelisiniz. Bu DGS'ye kalan 2 ay içerisinde deneme formatı içerisinde kullanmanız gereken yegane çalışmadır. Hatalarınızı gidermek adına deneme analizini sonrası hareket etmelisiniz. DGS öğrencilerimizin bu tarihler içerisinde yapmış olduğu en büyük hatalardan biri de "Hocam ben deneme çözüyorum zaten. Deneme çözdükten sonra günü sonlandırıyorum." diyerek ne konu anlatımları ne de soru çözüm çalışmaları içerisinde bulunmamalarıdır. Unutmayın ki DGS dediğimiz sistem bunda 2-3 yıl önceye kadar sadece hız sınavı olarak karşımıza geliyordu. Ama özellikle son 2-3 yıldır düzenli olarak azalan DGS kontenjanları ile birlikte hem hız sınavı hem de kontenjan sınavı haline geldi. Dolayısıyla sizler bu yıl hangi sıralamayla istediğiniz bölüme ya da üniversiteye yerleşeceğinizi bilmediğiniz için soru çözümü gerçekleştirerek mevcut hızınızı arttırmanız gerekiyor. Siz özellikle bu tarihleri itibariyle bir cebir soru kalıbı içerisinde bir üslü sayıları, bir köklü sayıları bir dakikanın altında çözebiliyorsanız iyi bir performansa sahipsiniz. Ama siz üslü sayıları bir buçuk dakikada, köklü sayıları bazen iki dakikada, bazen bir buçuk dakikada çözüyorsanız hala daha yavaşsınız bilincinde olmanız gerekiyor. Bu sınavı kazanabilmenin yegane anahtarlarından biri Cebir sorularını hızlı çözebilmektir. Cebiri ne kadar hızlı çözerseniz vaktinizi alacak, sınavda düşünmenize neden olabilecek sayısal mantık sorularında kendinize ekstra zaman yaratmış olacaksınız. Oradaki zamanda sayısal mantık ve problemler bölümünde değerlendirdiğinizde ucu ucuna yetişmiş bir sınav karşımıza gelecektir. Dolayısıyla deneme çözdüm, hocam günüm bitti değil de Hocam denememi çözdüm. Akabinde soru çözümleri gerçekleştirerek kendimi hızlandıracak çalışmalar yaptım dediğinizde daha güzel durumlar ortaya çıkacaktır. Özellikle son dönemlerde karşılaştığım bir durumu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyadan gelen sorulara açıkçası cevap verebilme imkanına sahip olmuyorum ama dönem dönem hesaplara girdiğimde özellikle bu tarihler içerisinde hocam sınava az kaldı. Benim permütasyonum yok, kombinasyonum yok, olasılığım yok. Bazı hocalar diyor ki işçi problemi bir yıl gelir bir yıl gelmez. Sız problemi bazen geliyor bazen gelmiyor. Karışım problemi son 3 yıldır hiç çıkmıyormuş hocam. Bunlara bakmasam mı yani konuları elesem mi yaklaşımını benimsiyorlar. Sevgili arkadaşlar konu elerseniz olacak şeyi ben sizlere söyleyeyim. Bugün 30 net yaptığınızda belki 5000 sıralamaya sahip olursunuz. İstediğiniz bölümü üniversiteyi kazanamazsınız. 32 net yaptığınızda 3000 sıralamaya sahip olursunuz. 3000 sıralamayla istediğiniz üniversitede istediğiniz bölümü okursunuz gibi bir durum karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla sizlerin elemiş olduğu mesela permütasyon, kombinasyon, olasılık bölümleri içerisinde buradaki 3 tane konudan 2 tane soru geliyor. O 2 tane soru sizin bu yıl sınavı kazanmanızı ya sağlar ya da sizlerin bir yılda sınava hazırlanmanıza neden olur. Dolayısıyla önünüzde olan bu 60 gün içerisinde siz düzenli olarak konu çalışması gerçekleştirdiğinizde videonun başında sizlere söylediğim üzere tüm konuları zaten öğrenebilir olacaksınız. Yani önünüzde kalan bu 60 gün tüm konuları öğrenmek için sizlere yetecek bir zaman dilimi içerdiği için herhangi bir konu elediğiniz çalışma ortaya koymayın. Bu çok fazla sorulmuş. DGS'de konu elemesi gerçekleştirmeyin. Müfredatta olan bütün konulara hakim olun. E bu pek hocam uzun zamandır çıkmıyormuş ama müfredatta var bu yıl karşına gelebilir. Ve orada çözemediğin o bir soru sana bu yıl sınavı kaybettirebilir. Dolayısıyla DGS müfredatı içerisinde yer alan Tüm konulara hakim olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Son olarak da DGS öğrencilerimizin yapmış olduğu bir hataya değinmek istiyorum. Net hesabı yaparak sınava hazırlanmak yönünde bir çalışma gerçekleştiren öğrencilerimiz oluyor. Hocam ben 30 net yaparsam şu üniversiteye bölüme girebiliyorum tarzında yaklaşımlarda bulunuyor bu öğrencilerimiz. Sevgili arkadaşlar DGS'de net hesabı yaparsanız sınav süreci içerisindeki en büyük hatayı yapmış olacaksınız. DGS'deki kontenjanlar tercih dönemi içerisinde netleşiyor. Tercih döneminde kontenjanlar netleştiği için siz sınava hazırlığı yaptığınız dönemler içerisinde bir önceki yıla göre kıyaslama yapamazsınız. Geçen sene sizin bölümünüzün kontenjanı 500 olabilir. Bu yıl 100'e indirilebilir. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir kontenjan düşüş hamlesi ortaya çıktığında sizin istediğiniz bölümü kazanmanız için gereken netler yükselebilir. Geçen yıl 30 netle o bölüme yerleşilebilir ama bu yıl 40 net yapsanız dahi belki bölüme yerleşmek için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bir net hesabı yaparak kendinizi sınırlayarak sınava hazırlık süreçleri içerisinde bulunmayın. Bu sınavı kazanmak istiyorsanız kendi sınırlarınızı zorlayın. Siz bugün 50 matematik yaparak ilerliyorsanız kendinize şu soruyu sorun bu 50 matematiğin yanına 20 tane daha Türkçe koyabilir miyim? Sözel bölümünden sınava hazırlık gerçekleştiriyorsan 45 tane sözel netim varsa ben 1-2 tane fazladan sayısal neti elde edebilmek için neler yapabilirim sorusunu sorun. Artan bir rekabet DGS sınav sistemi içerisinde karşımıza geliyor. Dolayısıyla geçen senenin netlerine göre, geçen senenin kontenjanlarına göre kendiniz sınava hazırlık süreci içerisinde bulunmayın. Kendi sınırlarınızı zorladığınız bir şekilde bu sınava hazırlık gerçekleştirin. Sevgili arkadaşlar 4 aylık bir süre yoktuk. Burada farklı şirketlerimizin iş yoğunlukları mevcuttu. Onları biraz daha koordine ettik. Sınava kalan bu kısa zaman dilimi içerisinde öğrencilerimizden sık gelen soruları bu şekilde sizlerle cevaplandırıyor olacağız. Sizler de merak ettiğiniz sorular için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.